Arka teker sarı çizgiye değecek değil mi? Ehliyet sınavında sistem değişti. Artık sürücü adayları resmi direksiyon sınavından önce gittikleri kursun yapacağı ön sınava girecek. İlk kez mi sınava giriyorsunuz? Evet. Heyecan var mı? Heyecan var tabii, olmaz olur mu, ama heyecanı belli etmeyen insanlardanım herhalde. 10 küsür ders almış oluyorum. Bu kadar kısa sürede her şeyi öğrendim diyemem yani. Mutlaka ki öğrenmediğim, bilmediğim çok şey vardı. Eğer sürücü adayı ön sınavı geçemezse en az 2 saat daha direksiyon eğitimi alacak. Bu da fazladan ödenecek 140 lira demek. Kursiyerimizin hiçbir şekilde ben hazırım, işte ben sınava girmek istiyorum şeklinde bir söz söyleme hakkı yok. Bir tezatlık, bir çelişki söz konusu. Genel anlamda ekstra verecek olan dersler ücrete tabi olduğu için burada yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Ön sınav aslında daha iyi oldu. Çünkü bu sınavda eğer hocalarımız bize onay vermezse ikincisinde hakkımız yanmayacak diye biliyoruz. Ama ön sınavda eğer başarısız olursanız bu sefer ücretli ders başlıyor ekstra. Ben de şu an şimdi öğrendim. Bu biraz kötü oldu. Ön sınavın yapılmasındaki en önemli neden sürücü kurslarına %55 kriteri getirilmesi. Buna göre öğrencilerin %55'i ehliyet sınavında başarılı olmak zorunda. Yoksa sürücü kursu bir dönemliğine kapatılacak. Ön sınavdan başarılı olmasa sınava göndermiyoruz. Ha gönderirsek ne olur? Bu kursiyer o sınava gidip, ana sınava gidip girecek ve başarısız olacak. Kursta da başarı oranı %55'in altına düşeceği için bu kurum kapatılacak. Bu bizi de çok zor durumda bırakacak bir şey. Yağ koyuyoruz. Eksiste motorda. Neden bakıyoruz? Burada. Burada. Yağ çubuğu çıkar, çiçek.